Çene hattı belirginleşme, yani jawline augmentation veya çene hattı büyütme talebiyle gelen önemli miktarda bir hasta var. Çene hattını nasıl belirginleştirebiliriz? Ben bu tekniklerden birazcık bahsedeceğim. Çene ucu geride olan kişilerde çene ucuna implant dediğimiz tıpkı memeye koyduğumuz gibi bir takım protezler koyabiliriz. İmplant istemeyen bir hasta grubu var. Bu hastalarda da çene ucu dolguları kullanabiliriz. Eksiklik miktarına göre çene ucu veya çene ucundan birazcık daha yanlara doğru bu dolguyu kullanmak mümkün. Bazı kişilerde çenenin hemen şu yan tarafı, çene köşesinde belirginleşme, yani çiğneme kaslarının kalınlığına bağlı belirginleşme görebiliyor. Çoğu zaman bu kasların fazla hipertrofik olduğu, yani fazla kalın olduğu kişilerde bruxizm dediğimiz geceleri çene kasması veya diş sıkması problemleri de görülebiliyor. İşte bu durumlarda da masseter dediğimiz aşağıya doğru uzanan bu kası birazcık daha küçültmek amacıyla ve bu çene hattının belirginleşmesini azaltmak amacıyla botulinum toksini uygulaması yapabiliyoruz. Birkaç hafta içerisinde bu masseter kasının belirginliği azalıyor ve bu çene köşesinin kalın görüntüsü de o zaman bir miktar incelebiliyor. Yine çene belirginleştirmek için kullandığımız bir başka yöntem de, bu hastamız genç ama birazcık daha yaşlı hasta gruplarında başı öne eğdiğimiz zaman çenenin hemen kenarında oluşan bu bulldog görüntüsü için iple askı yöntemleri var. Hem belirginleşmiş olan şu yanak üst dudak arasındaki oluğu bir miktar yukarı asabiliyor ipler. Hem de şu bölgede çenenin ucuyla yanak arasında aşağıya doğru sarkmış olan deriyi bir miktar yine saç deliğe doğru yaklaştırıp iple askı yöntemlerini kullanabiliyoruz. Aynı yöntem boynu belirginleştirmek için de kullanabiliyor. Yani boynu da yine iple askı yöntemleriyle saç deliğinin içine doğru çekebiliyoruz. Yüze iple askı yöntemleri bir miktar sedasyon dediğimiz, yani hafif sersemletici ilaçlar verilerek lokal anestezi altında da yapılabildiği gibi bazen yağ enjeksiyonu, üst göz kapağı ameliyatı veya vücudun başka bir yerinde yaptığımız bir ameliyatlar sırasında kombine ameliyat olarak da gerçekleştirilebiliyor. Çoğu zaman yüzün yağ yastıkçıkları da gerilediği için, yaşla beraber yüz alt tarafa doğru sarktığı için yağ enjeksiyonlarıyla biz iple askı yöntemlerini kombine ediyoruz. Dolayısıyla çoğu zaman ameliyathanede gerçekleştirdiğimiz bir işlem bu. Ama hastalar genellikle aynı gün evlerine gidebiliyorlar.